17. yüzyılda 1648'de Ukrayna'da Yahudilere karşı büyük bir katliam oluyor. Oradaki Kazaklar, Imeneski, Yahudileri öldürüyor. Yani sayısı tartışılıyor. 6.000'den 67.000'e kadar Yahudi öldürüldüğü söyleniyor. Ve bütün Avrupa'daki Yahudiler arasında ve Türkiye'deki Yahudiler arasında bir Mesih gelecek zaman diyorlar. Çünkü felaket başımıza geldi. Artık kurtarıcının çıkması lazım. İşte Sabatay Sevi de bu yıllarda tam bu ihtiyacı cevap verecek. İzmir'de gibi. 1626'da doğmuş. Kendisi aslen Moralı. Orta Avrupa veya İspanyol Yahudisi olduğu tartışılıyor. Kimisi Orta Avrupa'dan geldi diyor. Kimisi İspanya'dan geldi diyor. Evet. Tam olarak kökenini bilemiyoruz. Ama ilginç olan şu, 17. yüzyılda İzmir bir ticaret ve liman şehri olarak büyüdüğü zaman Yahudiler gelip İzmir'e yerleşmişler. Mora'dan ve diğer yerlerden. Çünkü İzmir büyüyor. Ve 1648'de Sabatay Sevi ben Mesih'im diye ortaya çıkıyor. Daha 22 yaşında. Ondan önce tuhaf davranışlar olmuş. Mesela 2-3 defa evlenmiş. Evlendikten sonra eşine hiç elini sürmemiş. Eşleri de gitmiş mahkemeye. Kardeşim biz evlendik, bu kocalık vazifelerini yapmıyor diye şikayet etmişler. Yahudi mahkemesi. Yahudi mahkemesine. Tabii Osmanlı karışmıyor çünkü. Evet. Kendi cemaatin iç işlerine karışmıyor. Ve bunun üzerine eşlerinden boşanmış. İşte bazı Yahudi tarihçiler diyor ki bu hastaydı psikolojik olarak. Manik depresif diyorlar. O yüzden böyle tuhaf davranışları var diyorlar. Ve 1648'de de Mesihliğini ilan ediyor ama kimse bunu takmıyor. Bunun üzerine Selanik'e sürülüyor. Selanik'te rahat durmuyor. Nasıl yani? Yani ben Mesih'im falan dedikçe tabii hahamları rahatsız ediyor. Yani çünkü Mesih eğer gerçekten Mesih kabul ederlerse herkes ne yapacak? Gidecek, itaat edecek. Ona biat edecek. İstanbul'a gönderiyorlar. İstanbul'da tuhaf davranışlar oluyor. Mesela bir keresinde pazara gidiyor, bir balık alıyor. Balığa elbise giydiriyor bebek gibi, süslüyor. Ya bu adam deli diyorlar, tımarhaneye atıyorlar bu sefer. Yani böyle, tabii şimdi bu, bize bu dışarıdan tuhaf davranışlar, akıl hastalığı gibi gelirken, inananlar açısından da ne olarak görülüyor? Mucize gibi gözüküyor. Yani bunun diyorlar, kendi yaptığı şeylerden sual olunmaz bir şeyi vardır. Hikmeti. Hikmeti vardır. İstanbul'da da tabii. Rahat durmayınca, yani böyle Yahudiler rahatsız edince, İstanbul'dan sürülüyor ve İstanbul'da büyük bir yangın çıkıyor. Mesela bu çok tekrarlanmıştır. Sabatay Sevi İstanbul'dan sürüldüğü için İstanbul yandı diye anlatılır. Fakat tarih tutmuyor. Sabatay Sevi 1659'da sürülüyor. İstanbul'da ortaya çıkan yangın 1660'tır. Tamam, sürüldükten sonra işte. Hayır, sürüldüğünde hemen çıktı diye söylüyorlar ama yanlış. Ha, Osmanlı kaynaklarına, mesela bizde İyi bir doktora tezi de yapıldı bu 1660 yangını. İstanbul'un çok büyük bir bölümünü İstanbul yakmış. İstanbul sarayın bir kısmında yanıyor. Sarayın bir kısmında yanıyor. Çok evet. Büyük bir yangın. Ve daha sonra İzmir'e dönüyor. Buradan 1659'da. Ardından Kudüs'e gidiyor. İzmir'de barınamayacağını anlayınca. Mısır'a gidiyor, geliyor. Mısır'da Rafael Çelebi diye Sabatay Sevi'ye hami olan bir Yahudi var. Bu Mısır'daki Yahudilerin başı. Ekonomik birçok işler, iltizam, yani birçok yerde devletin vergi toplamasını vesairesini bu yapıyor. O ona kol kanat geriyor orada, Mısır'da, Kudüs arasında. Mesela Kudüs'teki fakir Yahudiler için şey topluyor, gidiyor para topluyor. Tabii o zaman Kudüs'te fazla bir Yahudi yok. Yani 300 aile falan vardır. 300 aile ne yapar? 1500 kişi. Hatta şöyle bir rivayet var mesela. Ya çocuğu yoksa? Kab olarak hesaplıyoruz. 7 çocuğu varsa da 2000 kişi yapar, onu bilemiyoruz. Mesela şöyle bir rivayet var. Mesih geldiğinde diyorlar, Yahudiler onu Filistin'de karşılayacak ve 7000 Yahudi olacak. Yani böyle bir inanışları var. Tabii o sırada birisiyle tanışıyor. Bu Gazze'li Nathan denilen. Gazze'li Nathan. Bir Yahudi. O da onun Mesihliğini kabul ediyor. Ve Sabatay Sevi de onu peygamber olarak tayin etmiştir. Yani artık çünkü Mesih dediğimiz tövbeler tövbesi dedi. Yani ve tabi burada şeyhi uçmaz müridi uçurur lafı gibi Gazze'li Nathan ve diğer taraftarları her yere yaymışlar. Kısa sürede 1665'li yıllara gelindiği zaman Hollanda'dan Ukrayna'ya, Selanik'ten Almanya'ya, İspanya'dan İtalya'ya kadar her yerde Sabatay Sevi konuşulmaya başlanmış. Mesela daha önce geçen hafta bahsettik, meşhur Hollandalı Yahudi filozof Spinoza mektuplarında bundan bahsediyor ve merak ediyor. Türkiye'den gelenler diyor, bu Sabatay Sevi hakkında bize bilgi versinler diyor. Bu nedir?